Sloganınız güzel. Sloganınız güzel. Çok teşekkür ederim. Ama bunun yolu size sırrını vereyim. Bunun yolu çalışmaktan geçer. Nasıl çalışacağız? Geçen seçimlerde yani 2011 seçimlerinde şu veya bu nedenle CHP'ye oy vermemiş bir vatandaşımızı ikna edeceksiniz. Diyeceksiniz ki gel arkadaş beraber gidelim sanda omuz omuza, güler yüzle, dost için, dost gibi gidelim altı okun altına mührümüzü basalım diyeceksiniz. Belki siz, belki siz bunu söylediğinizde haklı olarak diyecek ki ben bugüne kadar şu partiye oy veriyordum. Dolayısıyla neden CHP'ye vereyim? Ona şunu söyleyin. 13 yıldır bu ülkeyi yönetiyorlar. 13 yıl. 13 yıl. 2002'de doğan çocuk bugün 13 yaşında. 13 yıl yönetiyorlar. Onlara şunu söyleyin. 13 yıldır kredi açtı bu millet size. Geldiniz. Ülkeyi yönettiniz. Tek başınıza yönettiniz. Kimseye önünüze engel değildi. Ama 13 yılın sonunda bir, 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 6 milyon 200 bin işsizimiz var. 17 milyon yoksulumuz var. 17 milyon. Atama bekleyen 350 bin öğretmen adayımız var. Bekliyorlar ne zaman atanacağız diye. Yanlış dış politika nedeniyle 2 milyon Suriyelimiz var. Ve 2 milyon Suriyeli'ye şu ana kadar beş buçuk milyar dolar para harcadık. Ektiği ürünün karşılığını alamayan çiftçiler var. İflas noktasına gelmiş esnafımız var. Ona deyin ki o vatandaşa, gel kardeşim benim bu söylediklerim doğru mu? Doğru diyecektir. Verdiğimiz rakamların tamamına zaten hükümet de, hükümet de itiraz etmiyor. O zaman gel bu tabloyu değiştirelim. Bak. CHP diyor ki yaşanacak bir Türkiye. Türkiye'yi yeniden inşa edeceğiz. Yaşanacak bir Türkiye kuracağız. 13 yıl kredi verdik. Olmadı. Kılıçdaroğlu diyor ki bana sadece 4 yıl için yetki verin. 4 yıl. 4 yıl.